zehir saçan 4 tencere türü ve güvenli alternatifleri. Günümüzde hepimiz sağlıklı beslenmenin faydalarını biliyoruz. Ancak yiyecekleri pişirmekte kullandığımız araç gereçlerin de en az yiyecekler kadar önemli olduğunu herkes bilmez. Tencere ve tavalarınız zehir saçıyorsa, en sağlıklı beslenme bile ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu tehlikelerin neler olduğunu, hangi tencerelerden uzak duracağınızı ve bunların yerine hangi sağlıklı alternatifleri kullanmanız gerektiğini öğrenmeye hazırsanız izlemeye devam edin. 1 numara, teflon tencere. Teflon bu kara listenin en başında geliyor. Çoğu kişi kullanışlı olduğu ve kolayca temin edildiği için bu yapışmaz tencereleri tercih ediyor. Ancak maalesef kimsenin bu çeşidin aynı zamanda en tehlikeli tencere olduğundan haberi bile yok. Teflon ürünlerin yapışmaz özelliği PTFE kaplamasından kaynaklanır. Bu madde 300 derecenin üzerinde ısıya maruz kaldığında adeta zehir saçan bir plastik polimerdir. Bu zehirli duman, polimer duman ateşi ya da gayri resmi adıyla teflon gribi denilen grip benzeri belirtilere yol açar. Kişide baş ağrısı, titreme ve yüksek ateş görülür. Teflon dumanı en büyük zararı akciğerlere verdiğinden kişi göğüs bölgesinde sıkışma hisseder ve öksürmeye başlar. Belirtiler dumanı soluduktan hemen sonra değil de 1-2 saat sonra ortaya çıkar. Teflon dumanı sadece insanlar için değil, papağan gibi evcil kuşlar için de zararlıdır. Teflon tencerelerin içindeki zararlı kimyasallardan bir diğeri de PFOA yani perfluorooktanoik asittir. Bu insan yapımı kimyasal C8 olarak da bilinir. Bu madde vücutta hatta doğada uzun süre kaldığından özellikle tehlikelidir. Yakın zamanda gerek laboratuvar ortamında gerekse insanlar üzerinde yapılan araştırmalar bu madde ile meme, prostat ve yumurtalık kanseri gibi pek çok kanser türü arasında bir ilişki olduğunu saptamıştır. Teflon ürünlerin içeriğinde bulunan PFOA maddesinin miktarının insanlara zarar vermeyecek kadar az olduğuna inanılır. Ancak unutmayın ki bu madde tıpkı içtiğiniz su gibi gün boyu temas ettiğiniz pek çok şeyin içinde de vardır. Miktar yaşadığınız bölgeye göre değişiklik gösterir ancak en iyisi PFOA maddesine mümkün olduğunca az maruz kalmaktır. PTFE ve PFOA içermeyen yapışmaz ürünler de bulabilirsiniz. Ama bunlar genellikle granit benzeri maddelerle kaplanmıştır. Bu kaplama bozulmadığı sürece güvenlidir. Ancak ne yazık ki incedir ve kolayca çizilip dökülür. Dökülmeye başladığı anda söz konusu tencereyi artık kullanmamalısınız. Teflon yerine gerçek demir döküm ürünler kullanmayı deneyin. Bu adeta zamana meydan okuyan, oldukça dayanıklı ve zehirli olmayan bir seçenektir. İyi ısınır ve ısı her yere eşit şekilde dağılır. Hatta bunların yapışmaz çeşitleri de mevcuttur. Yemeğinize toksin sızdırmadığı gibi vücudunuzdaki demir düzeyini arttırmak için de doğal bir yöntemdir. Eğer vücudunuzun demir takviyesine ihtiyacı yoksa en az demir döküm tencereler kadar kullanışlı ve güvenli olan emaye kaplamalı demir döküm tencereleri deneyebilirsiniz. 2 numara, alüminyum tencere ve folyo. Alüminyum ürünlerin bu kadar yaygın olması hiç de şaşırtıcı değildir. En çok bulunan metal olmasının yanı sıra çok dayanıklı, hafif, çok yönlü ve geri dönüştürülebilirdir. Ancak gizli saklı tehlikeleri de yok değildir. Alüminyum sinir üzerinde zehir etkisi yaratan bir metaldir. Vücutta alüminyum düzeyinin yüksekliğiyle Alzheimer ve ALS de dahil olmak üzere diğer bazı merkezi sinir sistemi hastalıkları arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Alüminyum ürünler genellikle kaplama olmalarına rağmen bu kaplama dökülmeye yatkındır ve haliyle toksinlerin yemeğinize karışmasına yol açar. Alüminyum folyoya gelince bunu pişirme işleminde kullanmak çok daha tehlikelidir. Aslında insan bedeni günde vücut ağırlığının 1 kilogramında 44 miligram alüminyumu tolere edebilir. Eğer yiyecekleri folyoya sarıp pişirirseniz yemeğinize karışan alüminyum tolere edilebilir miktarın çok üstüne çıkar. Pişirirken balığınıza limon da ekliyorsanız, limonun asidi alüminyumun parçalanıp yemeğinize karışmasına neden olur. Bu yüzden folyoyu yalnızca soğuk yiyecekleri ve yemek artıklarını sarmak için kullanın. Alüminyum tencereler yerine çok daha güvenli olan cam tencere ve pişirme kaplarını deneyin. Isındığında zehirli madde yaymaz, koku yapmaz, ağızda kötü bir tat bırakmaz,
Sadece dayanıklı değil, aynı zamanda çevre dostudur da. Tek dezavantajı ise yapışmaz özelliğinin olmamasıdır. Ancak bu sağlığınız ve güvenliğiniz için ödemeniz gereken çok küçük bir bedeldir. 3 numara, bakır tencere. Bakır tencerelerin ne kadar da sevimli olduğunu fark etmişsinizdir. İletken özelliği sayesinde her tarafının eşit şekilde çabucak ısındığını da duymuşsunuzdur. Peki pişirme amaçlı kullanıldığında bakırın tehlikeli olabileceğini biliyor muydunuz? İnsan bedeninin diğer metaller gibi az miktarda bakıra da ihtiyacı vardır. Fakat vücudumuzun çok fazla miktarda bakıra maruz kalması hayatı tehlikeye atan sorunlara yol açabilir. Bakır tencereler, özellikle kaplaması olmayanlar, ağır bir metal zehirlenmesiyle gözünüzü acil serviste açmanıza neden olabilir. Çünkü bunlar asitli yemekleri pişirirken bakır yayar. Eğer kaplanmamış bakır tencerede limon eşliğinde pişirdiğiniz balığınızı ya da domatesi afiyetle yedikten sonra kan kusma, baş dönmesi, deride sararma veya mide bağırsak problemleri gibi belirtiler baş gösterdiyse vakit kaybetmeden 112'yi arayın. Tencere kaplanmış olsa dahi bu kaplama çoğunlukla zehirli bir metal olan nikel içerir. Bu maddeye maruz kalmak karaciğer ve böbreklerde soruna yol açabilir. Aynı zamanda yüksek tansiyona, kalp hastalıklarına ve akciğer kanseri riskinin artmasına neden olur. Bakır tencereler yerine daha güvenli bir seçenek olan paslanmaz çelik tencereleri tercih edin. Nispeten daha hafif, çizilmeye dayanıklı ve yapışmaz çeşitleri de üretilen paslanmaz çelik tencereler yemek pişirmek için mükemmel bir tercihtir ve de çok uzun ömürlüdürler. Ancak tencerenin gıdalarla kullanıma uygun paslanmaz çelikten üretildiğinden emin olun. Çünkü içeriğinde nikel ve krom bulunmayan tek çeşit bunlardır. 4 numara, seramik kaplama tencere. Bu tür tencereler güzel görünür ve başlangıçta sağlıklı bir tercih gibi görünürler. Zaten %100 seramik olan tencereler yemek pişirmek için tamamen güvenlidir. Ama seramik kaplamanın altında bazen çok kötü şeyler olabilir. Yumuşak seramik kaplama uzun ömürlü değildir ve günlük kullanımda birkaç ay sonra dökülmeye başlar. Böylece kaplamadaki kurşun ve kadmiyum önce yemeğinize sonra da vücudunuza sızar. Kurşun zehirlenmesi en tehlikeli metal zehirlenmelerinden biridir ve karın ağrısı, baş ağrısı, kısırlık ile diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda komaya, hatta ölüme bile neden olabilir. Kadmiyuma gelince, miktarı ne kadar az olursa olsun çok zehirli bir maddedir. Eğer vücudunuza girerse, kalp damarla üreme sisteminden başlayarak böbreklerinize, gözlerinize ve beyninize zarar verir. Erkeklerde testosteron dengesini bozarak prostatada zarar verir. Dahası kemiklerinize de kötü bir oyun oynayabilir. Bunların hepsi de çok ürkütücü, değil mi? Seramik kaplama kurşun ya da kadmiyum içermese de kaplamanın altında nörotoksit alüminyum olduğundan çizilmiş, dökülmüş tencereler sağlığınız için tehlike arz edebilir. Onun yerine daha sağlıklı bir alternatif olan %100 seramik tencereleri kullanın. Seramik tencereler tamamen doğal maddeler kullanılarak yapıldığından zehir yaymaz. Dökülme ve soyulma yapmaz. Yanmaz, yapışmazdır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tek dezavantajı fiyatının yüksek olmasıdır. Ancak bu tencereler çok uzun süre dayanır. Dahası tüm bu verdiğimiz bilgiler ve zehirli tencerelerin yol açtığı ürkütücü hastalıklardan sonra sizce de buna değmez mi? Kara listedeki tencereler arasında sizin tencereleriniz de var mı? Ya da siz güvenli olanları mı tercih ediyorsunuz? Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Hayata hep olumlu bakmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.